Herkese selam değerli arkadaşlar. Dvorak'ın Yeni Dünya Senfonisi'nden Obua'nın çaldığı bir bölüm vardı. Onu notaya aldım, transpoze ettim tabii. O parça fa minör bir parça olması lazım. La bemol majör, hani fa minör, evet. Fa minör parçaydı. Ben bunu la minör olarak transpoze ettim. Flüt için uygun olacağını, sizler için de faydalı bir çalışma olacağını düşündüm ama parça çok yavaş bir parça. Andante molto. Andante molto oldukça yavaş çalınıyor. Beraberce çalışalım. Yalvarış diye çok eskiden girmişti yerli kayıtlara. Şimdi beraberce başlayalım şeylerine. Ama notalarını altına yazmadık ama gerek var mı bilmiyorum. Şurada birkaç tane notası var. Ben solfejini yapayım size buradan arkadaşlar. Buradan hızımı algıladınız herhalde. Çok düşük bir hız var. Yani yaklaşık 30 gibi. Eğer metronoma bir ölçü vereceksek 30 gibi bir hızı var. Başlayalım. Mi, sol, sol, mi, re, do, re, mi, sol, mi, tekrar ediyor. Tekrar bundan sonrası yine mi sol sol mi re do. Re mi sol mi re mi sol sol do re mi re do re la do. Burada mezzoforte oluyor, güçleniyor parça. Re do re la do. Burada tekrar piyano hız iki kat daha yavaşlamış. Re do re la ve sonra piyano oluyor. Diye bitiyor böyle bir parça. Flütle de bunu çalayım. Bunun PDF dosyasında yine atacağım. Bir tane de klasik eser olsun. Klasik eser isteniyor. Yabancı parçalar paylaşıyorum. Telif'ten yasaklıyor YouTube. Belki bu klasiğin bir parçası olduğu için telif istemiyor olabilir, bilemiyorum. Şansımızı deneyeceğiz artık. Arkadaşlar buradan ekranı kapatıp videoyu açsam normal hızından biraz hızlı çalacağım, sadece şeyleri, nota yerlerini görün diye. Devam eden bölümlerinde ha bakayım parmaklarını görmüş. Şöyle kamerayı biraz aç. Eğer sen biraz daha mı geri al? Şöyle mi çevirsin yani? Böyle daha uygun. Evet. Şimdi ikinci oktavdan çalarsak eğer. Thank you.
sonra 3. oktavın mi'sine geçtik bir ara. 3. oktavın mi'si, re'si ve mi'sine geçtik. Re'si şu şekilde sol basıyor. Sol notası işaret parmağımız açık. Mi'sinde de normal mi basıyoruz. Bu sefer yüzük parmağımız havada olacak. Denge parmağımız yine kapalı. Şimdi bu seslendirelim. Üflerken de çok keskin bir şekilde flütün karşı kenarına üflüyoruz. Keskin bir şekilde görebiliyor musunuz? Ben kamerayı tam göremiyorum. Evet, şöyle şimdi görüyorum. Tam çok keskin iplik gibi bak. Havanın çıktığı bile belli değil. Ama çıktığı belli değil ama sert ve güçlü bir hava çıkıyor. Herkese iyi çalışmalar değerli arkadaşlar. PDF dosyasını ekleyeceğimi söylemiştim. Hoşça kalın.